Hepinize merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buradan kutluyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Dediğim gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için ben AYFC ailesine özel olarak bir sürpriz yapmak istedim. Bu videoyu 23 Nisan'da çektiğim için hızlı bir şekilde çekmem lazım. Bu yüzden sadece 2 kişiyi seçeceğim. Bu 2 kişiyi seçtiğim için de lütfen AYFC ailesinden bazıları bana alınıp gücenmesin. Hepinizi çok seviyorum ama elimden gelen bu. Gönül isterdi ki 25, 30, 40, 50 tane hesabım olsun ve hepinize teker teker vereyim. Ama maalesef böyle bir şeyim yok. Bir tane TikTok, bir tane Instagram hesabım var. O yüzden sadece 2 kişiyi seçeceğim ama unutmayın ki hepinizi çok seviyorum. Ayrımcılık yok. Birazdan bir story atacağım. Şanslı 2 kişiye, birine TikTok hesabım, diğerine Instagram hesabım vereceğim bir günlüğüne. İstedikleri gibi paylaşım yapabilecekler. Şimdi story'mi atacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Nisan olduğu için AYFC ailesine bir sürpriz yapayım dedim. Buraya bir soru bırakacağım. O soruya gelen cevaplardan en çok beğendiğim 2 kişiyi seçip birine TikTok, diğerine Instagram hesabımı vereceğim. Sizi çok seviyorum. Cevaplarınızı bekliyorum. Şimdi attığım story'e gelen cevaplara bakmak ve 2 kişiyi seçmek için içeriye gidiyoruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi story'yi paylaştım. Cevaplarınıza bakacağım. Cevaplardan birkaç kişiye görüntülü olarak, video olarak göndereceğim. Çünkü alınacağınızı ve üzüleceğinizi biliyorum hepinizi seçemediğim için. Bu yüzden bazılarına da video göndermek istedim. Bir sonraki 23 Nisan'da moralinizi bozmayın arkadaşlar. Lütfen bana alınmayın. Bir sonraki 23 Nisan'da siz de olursunuz. Şimdi başlıyorum ben okumaya. Buradan yanında gözükecek zaten benim okuduklarım. Çok heyecanlandım. Aşırı güzelsin yazmışlar. Kendin olman, çok samimi ve çok tatlı biri olman. Aralarından birkaç tanesini seçip fotoğraf atacağım arkadaşlar. Zaten yan tarafta görürsünüz. Şu an seçtim birisini. Yolla. Sude demiş ki acayip samimisin, yapmacık kesinlikle değilsin. Bu huyunu çok seviyorum. Teşekkür ederim. Abla ben senden özelliğini seviyorum yazmış. Ona da fotoğraf yollayacağım. Bir tane. Meryem demiş ki çok samimisin ve güzel seviyorsun. Değer veriyorsun. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim Meryemciğim. Gülcan yardımsever, temiz kalpli olman ve güzelliğin. Bir de yonca emojisini koymuş. Einstein'ın bumbosu demiş ki sevmediğim özelliğin yok. Bütün özelliklerini seviyorum zaten ama en sevdiğin özelliğin samimiliğin, içtenliğin. Çoğu zaten samimiliğimden bahsetmiş arkadaşlar burada. Yani çoğu sizden bahsediyorum. Çok teşekkür ederim beni böyle gördüğünüz için. Böyle şeyler yazmanız beni de çok mutlu ediyor. Aşırı güzelsin. Ona da fotoğraf koy. Geldi 5 dakika sonra. Senin her şeyini çok seviyorum. Özüm iyi ki varsın yazmışlar. Hiçbir olaya karışmaman, kimseyi takmadan hayatına devam etmen bence yazmış Merve. Arkadaşlar siz de hiçbir olaya karışmayın ve hayatınıza böyle devam edin benim gibi. En rahat, kafanız rahat oluyor gerçekten. ICDXQ demiş ki çok güzel bir kalbinin olması ve o güzel kalbini hep iyilik için kullanman. Teşekkür ederim. Herkese verdiğin samimiyetin. Ocean Ice demiş ki seni küçük düşürenleri hiçbir şekilde takmaman, AFC ailenin yoluna devam etmen. Siz yanımda olduğunuz için zaten buradayım. Elbis Ayşe demiş ki senin güzel kalbin ve samimiyetin beni benden alıyor demiş. Sonra random atmış. Teşekkür ederim. Sonra fotoğraf yollayacağım. Sen çok şey yazmışsın. Bir sürü şey yazmışsın. Hepsini okuyacağım, bekle. Pia Ayşe demiş ki samimiyetin bir ablam olmasa da her zaman yanımızda olduğunu bildiğimiz sen varsın. İyi ki varsın demiş. Gerçekten o abla hissiyatını size hissettirebiliyorsam bunun için de çok mutluyum. Elif demiş ki her konuda kendine sonuna kadar güvenmen. Aslında yanında siz olduğunuz için, yani arkamda ve yanımda işte siz olduğunuz için böyleyim. Dik durabiliyorum ya da yediğim linçlere karşı devam edebiliyorum. Yani sizden destek alıyorum. Ağladığımda da sizi arıyorum biliyorsunuz ki. Siz de beni arıyorsunuz. Bu yüzden böyle işte. Ocean Eyes de demiş ki öz ablamız olmamana rağmen sana içten abla diyebiliyoruz ve bu mükemmel bir insan olduğun için. Türkçe'ye katlettim şu an. İrem demiş ki kaoslardan uzak durup kendi halince takılman. Zaten kavgayı veya kaosu laf dalaşını seven bir insan değilim. O yüzden böyle
Bir de şöyle, ileride şöyle denilmesini istemiyorum. Ay işte şuna kavga ederek büyüdü, işte bununla bunu yaparak büyüdü denilmesini istemediğim için böyle devam ediyorum. Ay işte XQ demiş ki kendinden çok herkes düşünmen aşkım, herkesin iyiliğini düşünmen. Ben hayatımda hiç senin kadar güzel kalpli birini görmedim. Sen bana hayatımda almadığım aile sevgisini verdin, her şeye koştun, beni dinledin, güzel kalpli kalp düzgün olur. Seni yerim. Sana fotoğraf atıyorum. Gönderdim. Bu arada gönderemediklerim bugün gerçekten alınmasınlar lütfen. Rica ediyorum. Arkadaşlar YouTube videosunda olduğum için bütün hepsini okuyamıyorum ama YouTube videosunu kapattıktan sonra size söz veriyorum hepsini okuyacağım. Aralarından da yine fotoğraf atmaya veya video atmaya devam edeceğim. Şimdi ben vereceğim kişileri seçmeye gidiyorum. Bunları seçmeden önce sizinle bir konuşma yapmak istiyorum. Gerçekten AYFC ailesi olarak bu zamana kadar yanımda durduğunuz için size çok teşekkür ederim. Çünkü buralara geldiysem eğer ya da bu seviyedeysem ve güçlü bir şekilde devam edebiliyorsam bunlar sizin sayenizde. Sizi gerçekten çok seviyorum. Yani diğer insanların yaptığı gibi ya da sosyal medyadaki insanların yaptığı gibi sizin de para için ne de başka prim için kullanıyorum. Yani böyle bir düşünceye asla şey yapmayın. Ne denir ona? Böyle bir düşünceye asla girmeyin. Benim her zaman yanımda olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Yani biliyorsunuz ki ben ağladığımda sizi aradım. Siz de ağladığınızda beni aradınız. Siz benim derdimi dinlediniz. Ben sizin derdinizi dinledim. Bu zamana kadar size hayatta bir şeyler katabildiysem ne mutlu bana. Duygulandım, ağlayacağım şimdi. Sizi gerçekten çok seviyorum. Bunu 5 kere falan söyledim herhalde şu zamana kadar. Kesinlikle ayrımcılık yaptığımı düşünmeyin bu konularda. Çünkü bunu sürekli görüyorum ve paylaşıyorsunuz. Asla ayrımcılık yapmıyorum. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Ama DM kutumda zaten birazdan göreceksiniz. Sürekli üstlerden mesaj geliyor bu tarafta ekran kaydı çıktığı zaman. Hepinize cevap veremiyorum. Bazılarıyla daha fazla konuşabiliyorum WhatsApp grubu olduğu için. Çünkü WhatsApp'ım daha az mesaj geliyor WhatsApp'ıma. Ama sizinle Instagram'dan da iletişime geçmeye çalışıyorum. Tekrardan söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben şimdi Instagram ve TikTok vereceğim. Kişileri seçmeye gideceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar, hesaplarımı verdim. İki kişiye TikTok'umu, bir tanesine Instagram'ımı verdim. Birazcık zorlandım tabii verirken. Açamadılar çünkü biraz giriş yapamadılar. Videolarını paylaştılar. Şimdi burada izleyeceğim, bir de yorumlara bakacağım. Şimdi ilk TikTok'takilerin videolarına bakacağım. Bir de sadece bunlar değil, biraz daha atacaklarmış. Onları bekliyorum şu an. Elif'in videosunu izleyeceğim ilk. Bugün gördüğünüz Dubai hesabının hesabını ben yöneteceğim. Eğer yapmamı istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepsini yapmaya çalışacağım. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Bu arada birkaç tane video çektim. Onları da birazdan atacağım. Bana söyledi değişim falan çekmiş. Onları çok merak ediyorum. Yorumlara bakıyorum. Mutlu olman yeterli yazmış. En eski taslağı yazmış. Arkadaşlar benim taslaklarım başka telefondan hesaba girildiği zaman taslaklarım oraya gitmiyor. O yüzden onu yapamaz. Söyleseydiniz ben atardım. Peki yazmış ki sen kimsin? Neden geldin falan filan bir şeyler yazmış. Sanırım olayı bilmiyor. 23 Nisan için işte hesabımı verdim. Markete git ve yakınlarında market var mı de. Çok mantıklı. Gerçekten. Bir ünlü işlet yazmış. Hayır, onlar DM kutuma dokunmayacak herhalde inşallah. Yani bunu onlardan beklemiyorum şu an. Güvenerek verdim. Hesaplarında inşallah kötü şeyler yapmazlar. Kendisi birazdan yayın açacağım. Gelmek isteyenler gelebilir yazmış. Oh, kullan. Hoş geldin yazmışlar. Aslında daha bir şey yazılmamış. Tek yazmış ki ben olsam şifreyi değiştirip hesabı çalardım. Benim famlarım öyle şeyler yapmaz arkadaşlar. İnşallah. Yalan söylüyorsun yazmış peki. Kız canlı canlı video atıyor burada. Nereye yalan söylesin Allah aşkına? Yeniliyorum. Daha yeni video atmamış. Instagram'a bakacağım şimdi. Ezgi'yle paylaşmıştı. O da kendini etiketlemiş arkadaşlar. Merhaba, ben Ezgi. Hesaba bir günle girdim. Yukarıya hesabımı bırakıyorum. Yapmam istediğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. Çok hızlı konuşmuş. Bir tane fotoğraf atmış. Kendini etiketlemiş. Çok bildirim geliyor. Sude abla, seni çok seviyorum.
bunu bir daha izleyeceğim. Bir daha seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. İnşallah DM'lerime dokunmazsınız. Evet, şimdi Elif bir tane daha video atmış arkadaşlar. Onu izleyeceğim. Yavaş yavaş geliyor videolar, o yüzden başlıyorum. Ben ilk defa izliyorum bu arada. Ben buradan İstanbul'a bir video bırakmak istedim. Öncelikle bu şansı bana kazandırdığın için gerçekten çok teşekkür ederim. Seni gerçekten çok seviyorum. Bunu hani her fırsatta söylemeden edemiyorum. Birkaç gün sonra 1. yılımız olacak. Yani bunun için çok mutluyum. Hani bana gösterdiğin samimiyet, hani ablalık, bütün fanlarına gösterdiğin samimiyet, iyilik, yani çok hoşuma gidiyor. Hani seni gerçekten çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutma. Her zaman da arkandayım ve bu asla değişmeyecek. Sana söylenilen kötü lafları, çirkin sözleri asla takma. Takmadığını da biliyorum. Seni çok seviyorum. Diğer fanlara da bir şey söylemek istiyorum. Hepiniz benim bir kardeşimsiniz. Yani hepimiz bir aileyiz. Ve biz AYFC ailesi olarak Aysu'da ablanın her zaman yanında olacağız. Size güveniyorum. Hepimize güveniyorum. Seviyorum. Çok duygulandım gerçekten. Yani çok güzel konuşmuş. Ağlayayım mı? Ne yapayım? Ben çok duygulandım. Cidden çok. Ben böyle şeylere çok duygulanırım arkadaşlar. Az önce de zaten konuşurken de çok duygulanmıştım. Çok güzel konuşmuş. Şey abime ben aşık oldum. Mest etti beni şu an. Yiğit'i bırakıp Elif'le evlenmeye gidiyor. Ne konuşacağım? Çok utandım şu an. Çok güzeldi video. Ben zaten az önce bir konuşma yaptım AYFC ile ilgili. Buradan Elif'e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir konuşamıyorum gördüğünüz gibi. Heyecandan utandım yani. Böyle sözler kullanıp beni çok duygulandırdın gerçekten. Ben de sizin her zaman yanınızdayım. Buradayım yani her zaman. Konuşmayacağım daha fazla. Ağlamak istemiyorum. Ben ilk önce açıklama yapmak istiyorum. Ezgi Instagram'dan yayın açtığı zaman çok kötü şeyler yazmışsınız. Bayağı mal falan filan, argo kelimeler kullanmışsınız. Bir de sen git işte, sen istemiyoruz, Aysu'da abla istiyoruz gibi şeyler kullanmışsınız. Şimdi şöyle, Elif bir TikTok videosu attı ve dedi ki hepimiz bir aileyiz. Diğer fandomdaki kişilere de sesleniyorum. Hepimiz kardeşiz, bir aileyiz gibi şeyler söyledi. Bunu sizin de böyle düşünmenizi istiyorum. Yani birisi böyle yayın açıp benim hesabımdan yayın açtığı zaman böyle kelimeler kullanmanız gerçekten beni de üzüyor. Kız da zaten ağlamış. Yani böyle şeyler yapmanızı istemiyorum bir daha böyle bir durumla karşılaşırsam. Böyle yaparken kendinizin, yani mesela hesabı size verdiğimi ve sizin yayın açtığınızı diğer insanların size öyle yazdığını düşünün. 23 Nisan'da arkadaşlar hesabımı verdiğim kişiler videoları çekmek için uğraştılar, bu videoları paylaştılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ayrıyetten attığım soru etiketine yazdığınız şeyler beni çok duygulandırdı. Tek tek onları yazdığınız için de sizin parmaklarınızı yerim. Çok teşekkür ediyorum onlar için de. Hepinizi çok seviyorum, bunu unutmayın. Biz bir aileyiz, bunu da unutmayın. Birisi böyle oldu diye onu dışlamayın kesinlikle. Cephede almayın. Tekrar söylüyorum, sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Abone olup, yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Kocaman öpüyorum. Görüşürüz.